Ağlama artık. Dede. Dede. Dedeciğim. Ağlama artık. Bak geldim. Hiç gelmeyeceksin sandım. Buradayım işte. Ağlama artık. Canım ne oldu? Neden ağlıyorsun? Geçti artık. Ağlamıyorum. Kayıp mı oldun yoksa? Annem baban nerede? Niye buradasın? Dedemi bekliyordum. Nerede deden? Geç mi kaldı? Yok, geldi. Nerede peki? Bir yere mi gitti? Burada işte. Yanımda oturuyor. Görmüyor musun? Bir şey desene dede. Hiç bulaşma. Tinercidir kesin. Gel. Neden kaçtılar dedi? Korktular da ondan. Niye bir şey söylemedin? Söylesem de duymazlar beni. Neden? Sağır olmuşlar çünkü. Körleşmiş gözleri. Mahkum olmuşlar bu dünyanın sahteliğine. Ama sen gerçeksin değil mi dedi? Elbette öyleyim. Ama senden başkası ne duyabilir ne görebilir beni. Bir daha beni bırakıp gitmeyeceksin değil mi dedi? Hayır oğlum. Bırakmayacağım. Hep yanında olacağım. Ama insanlara benden söz etmemelisin. Neden dedi? Neden göremiyorlar seni? Büyüyünce anlayacaksın. Aslında ölüm bir son değil, sadece başlangıçtır. Bu dünyanın meseli bir ulu şahara benzer. Veli bizim ömrümüz bir test pazara benzer. Her kim bu sahara geldi bir lahza karar kıldı. Geri dönüp gitmeyi gelmez sefere benzer. Dünya büyük bir şehirdir. İnsan ömrü ise bir pazardır. Buraya gelip konan bir daha dönmemek üzere. Sana defol git demedim mi ya? Adi herif. Ne dedim ben sana? Geçmişte kaldı. Bedenin sonsuzlukla birleşecek. Bu gece özgürlüğünün ilk gecesi olacak.
yılbaşı gecesiydi. Dondurucu ve kavurucu bir soğuk vardı. Yoldan geçenler paltolarının yakasını kaldırmışlar, atkılarına sarılmışlar, hızlı hızlı yürüyorlardı. Kimi evine, ailesine geç kalmıştı. Kimi ise eğlence yetişmeye çalışıyordu. Tüm gecenin zevkini ise en çok çocuklar çıkartıyordu. Koşup birbirlerine kar top atıyorlardı, kahkahalarla gülüyorlardı, sevinçle haykırıyorlardı. Yalnız bir çocuk vardı ki kimse onun farkında değildi. Küçücük yavrucak sanki donmuş, buz parçası kesilmişti. Bir kapının önüne büzülmüş, çıplak ayaklarını da altına almıştı. Soğuktan morarmış, tir tir titriyordu.